Kureyş kabilesinden bir genç, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek, "Ya Resulallah, zina etmem için bana izin ver," dedi. Hazır bulunanlar gence dönerek, "Sus, sus," deyip onu azarladılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Bırakın," dedi. Gence, "Beri gel," deyip onu yanına yaklaştırdıktan sonra, "Sana bir şey söyleyeyim. Herhangi biri senin annenle zina ederse hoşuna gider mi?" Genç, "Hayır ya Resulallah, vallahi hoşuma gitmez," dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "İşte sen bunu nasıl istemiyorsan, başkaları da annelerinin zina etmelerini istemezler. Senin kızına zina ederse hoşuna gider mi?" "Vallahi gitmez ya Resulallah," dedi. Efendimiz, "İşte başkaları da bunu istemiyorlar. Senin kız kardeşin zina ederse hoşuna gider mi?" dedi. Genç, "Hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun, hoşuma gitmez," dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "İşte başkaları da bunu istemezler. Senin halan, teyzen zina ederse hoşuna gider mi?" dedi. "Hayır ya Resulallah, hoşuma gitmez," dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "İşte başkaları da bunu istemiyorlar," dedi. Ve elini gencin üzerine koyarak, "Allah'ım, bu kulunun günahını bağışla. Kalbini kötülüklerden arındır ve onu fuhuştan koru," diye dua et. Bu hadisi nakleden Ebu Umame diyor ki, bundan sonra gencin dönüp bir kadına kötü gözle baktığı görülmedi. Evet kardeşler, canlar, işte görüldüğü gibi İslam, kendisine yapılmasını istemediği fenalığı, başkalarına da yapılmasına hoş bakmamaktadır. Bu prensip, insanlık anlayışının zirvesidir. Her insanın bu düşüncede olduğunu düşünecek olursak, toplumda fenalık namına hiçbir şey kalmaz. Dinimiz, zinanın yapılması şöyle dursun, yaklaşılmasını bile yasaklamıştır. Zinaya götüren yolları da ortadan kaldırmıştır. Seddi zerai engeliyle kötülüklere giden yolları tıkamıştır. İnsan herhangi bir fenalık düşündüğünde aynı fenalığın kendine yapıldığını hayal etmeli ve ona göre değerlendirmelidir kardeşler. Atalarımız ne güzel söylemiş değil mi? İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır derken, bu gerçeğe dikkati çekmek istemişlerdir. Kimseye fenalık yapılmaması gereğini ortaya koymuşlardır. İşte bizler de bu hak ve hakikat doğrultusunda hayatlarımızı tanzim edip, nahoş olan, dinimizin hoş görmediği, Efendimizin, Yüce Mevlamızın hoş görmediği bu zina şerrinden kendimizi muhafaza edelim. Kardeşlerimizi muhafaza edelim. Bunları anlatalım. Emri bil maruf ve nehyi anil münker hizmetiyle bu hakikati kardeşlerimize de inşallah anlatmaya çalışalım. Mevla Celle Celaluhu konuştuklarımız, anlattıklarımız, öğrendiklerimiz ile amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bir an bile olsun bizi nefsimiz ile baş başa bırakmasın inşallah. Allah'a emanet olun.